Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporu yapılan oylamada kabul edildi. Raporda Türkiye'nin AB'ye katılım süreci mevcut koşullar altında devam edemez denildi. Avrupa Parlamentosu üyeleri Türkiye'den demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygı göstermesini bekliyor. Gazetecilerin ve gazeteciliğin durumunun da ele alındığı rapor, Türkiye'de gazeteciyle bağımsız medyaya yönelik devam eden yargılama ve tacizleri kınadı. Son seçimlerden sonra kötüleşen ekonomik durum nedeniyle siyasi muhalefete yönelik baskı ve yargılamaların şiddetleneceğinden endişe duyulduğu ifade edilen raporda, özellikle Kürt siyasetçiler, gazeteciler, avukatlar ve sanatçılara yönelik devam eden baskıdan endişe duyulduğu belirtildi. HDP'ye açılan kapatma davası ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açılan dava hatırlatıldı. Aymin Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş kararları bağlayıcı. Bu yılki raporda demokratikleşme, insan hakları ve hukuk devleti konularında Türkiye'ye adres olarak bir kez daha üyesi olduğu Avrupa Konseyi gösteriliyor. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin Türkiye'nin yükümlülük ve taahhütleriyle ilgili 12 Ekim 2022 tarihli kararı destekleniyor. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ve AYM kararlarının Ankara açısından bağlayıcılığı hatırlatılıyor. Bu bağlamda AYM'in Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş kararlarına vurguda bulunuluyor. Kürt sorununda yeni ve saygın bir siyasi süreç başlatılmalı. Kürt sorunu konusunda yeni ve saygın bir siyasi sürecin başlatılmasını isteyen Avrupa Parlamentosu, Diyanet'in eğitim sisteminde giderek artan etkisi için kaygı verici ifadesini kullanıyor. Kadın haklarının kötüleştiği, nefret söylemi ve ayrımcılığın ise genelleştiği ifade ediliyor.